onun patikan heykeller. Daha önce orada bu heykeller varmış. Mesela bu gezdiğin yerlerde mesela bu heykel duruyormuş, burada duruyormuş gibi. Anladın mı? Ama bak bu deniz kızı heykeller. Senin sol duruma bak deniz kızı heykeller. Yıllardan sonra bu kadar yukarısı insan. Poseidon'un habercisiymiş, oğluymuş. Ayakları at ayağına benzeyen bir deniz tanrısıymış. Ayakları nerede? Ata benziyor gerçekten. Poseidon'un tanrısı, Poseidon'un oğluymuş. Gel bakalım. Bu en iş verici büyük tanrılardan biriymiş Afrodit. Yani? Öyle. Şimdi seviyormuş böyle. Tamam. Gezmeyi böyle, böyle omzunu düşürüp gezmeyi böyle. Bakayım. Bak nasıl açık mesela. Gördün. Bakayım. Evet. Hayır. Afrodit adını koyarken dikkat etmek gerekiyormuş. Çünkü çok cinsel çağrıştan bir yüz varmış. Yani. Seviyormuş ya cinselliği. Cinselliği ne? Sen hiçbir şeyi seviyorum. Çok düşmeyi, aşk. Ne yapalım? Artemis'e mi bakmak istiyorsun? Öğrenmek mi istiyorsun Artemis'e? Bunu da bunu da. Tamam, tamam. Artemis öğrenelim. Burada her yerin adı Artemis biliyorsun. Çok fazla şey var. Artemis adında yer var herkes. Sebebi ne? Roma'daki adı Diana, Diana. Zeus'un kızı. Buradakilerin hepsini ben nasıl görüyorum? Bunun büyük heykel, asıl heykeli bu Artemis'in. Burada sadece yüzü var. Ares'in dostu ve en büyük Yunan tanrıçalarından biridir. Yunan mitolojisinde en güçlü ve önemli tanrıdır. Kimmiş o? Bestia. Yunan filozofu yazıyor. Özel yaşamına ilişkin farklı bir şey bilmiyorlar. Platon ve bir kadar olan geleneğe göreneğe 3 çocuk. Efendim annem. Aynısını yapmışlar. Tıpatıp aynısını. Beğendin mi? Bilgiye çok önem verir ve şöyle der. Hiç kimse bile bile kötülük işlemez. Kötülük bilginin eksikliğinden gelir. Yani diyor ki eğer diyor kitap okumazsan, eğer diyor kendini geliştirmezsen, eğer okuma yazma okumazsan, nasıl cevap yapacaksın? Bizi net gör ama. Net gördüğün yere kadar git. Baba bana bak. Aa, ya. Orada ne yapıyorsun?